Bence balıkta şanslı. karşı dakika kaçırmadığı için. Şey, burada yine çok konuştuğumuz bir konu. Pochettino'nun bence United'a gitmesi hiç az bir ihtimal değil. İkinci Bahar yaşanır mı? Tabii ki böyle bir ihtimal var ama yani bu soru zaten Mane Mane'ye vay vay sorusu bu soru. İngiliz anahtarına hoş geldiniz. Maç yok bu hafta malum. Son evet. cevap. Son cevap yapacağız. Yine 350'ye yakın soru geldi. Tahmin ettiğimiz gibi Daha biraz ayıklama diyelim. yapmak durumunda kaldık. Ben e, tweet atmadan önce Orkun Çolakoğlu dedi ki 350 tane cevap bekliyorum <laughs> dedi. Son cevap yayına giderken idi galiba. Öyle bir şeydi. Muhtemelen biz Aha, kadar işare... da 340'lara gelir. Aynen gelir ve tam isabet Orkun Çolakoğlu inanılmaz bir e, tahmin becerisi. Tabi ee, tabii burada yani biraz da temsili sorular aldık. Mesela Liverpool'un transferleriyle alakalı benim gördüğüm kadarıyla 15-20 tane soru vardı. Belki daha fazla. Tabii yani onlara yani. temsilen bir tane soru atıyorum. United'ın teknik direktör kim olacak şeklinde çok fazla vardı. onu temsilen soru vesaire gibisinden. Ee, şey de çok gelmiş yine. Yani İngilizce anahtarı değil Tardini başlığı altına gelecek evet, doğru, sorularda doğru, onları doğru. tabii ki elemek durumunda kaldık. Şimdi e, en hızlı sorularla başlayalım istersen. Yemek sepeti bana bir ile tüm market ihtiyaçlarınız tek sepette dilediğiniz kadar kampanya kullanabilme seçeneğiyle dakikalar içinde kapınızda. Siz de şimdi yemek sepeti uygulamasına indirip uygulama içinden bana bir seçerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle fantezi bir soru vardı ve bayağı da enteresan geldi. Onu bir alalım dedik. Hı -hı. Ee, bir şandaş hayranı zaten The Real şeyi de, nickname'i de Twitter ismi de. Sizce Guardiola'nın Burnley'i kümede tutması mı daha zor yoksa Shandaish'in e, Manchester City'yi şampiyon yapması mı diye bir soru sormuş. Yani yani bence çok net bir şekilde Şandang'ın City'yi şampiyon yapması daha zor. Eğer soru şöyle olsaydı abi bak. Eee Şandang'ın City şampiyon yapması mı yoksa Guardiola'nın mesela iyi konu sokması mı daha zor olsaydı hı hı. belki daha farklı daha böyle net bir şey bir karşılaştırma yapılabilirdi ama şu haliyle bence Daş'ın şampiyon yapması daha zor. Çünkü yani Abi tamam evet, Burnley'i bu kadar uzun süre ligde tutmak bir başarı ama akıl almaz işleri her sene tekrarlayan bir performans değil. Yani hmm. e, Bu şey üstünden geliyor olabilir soru yani. Tabii ki fantezi bir soru olmakla birlikte genel olarak böyle bir soru varsa eğer akıllarda bence hani Guardiola o tip bir oyunu oynatabilir mi gibi bir e, zaten. soruyla birlikte doğuyor olabilir. Biraz Fakat, öyle evet. Zaten. Evet. E, birincisi bunu oynatmak aşırı zor bir şey değil. Yani Guardiola'nın ona adapte olması evet şey gözüküyor yani olmayacak bir şey gibi gözüküyor ama yani tamamen bir fantezi dünyası ama oraya koysan pekala onu da oynatabilir. İki sadece onu oynatması da gerekmiyor. Yani e, belki de farklı bir şey kurgulayacak Guardiola ve e, erişmesi gereken puan çıtası neticede daha düşük. Evet yani bir de yani Guardiola takım başında olsa muhtemelen şu anki Burnley kadrosu böyle olmayacaktı. Yani zaman içerisinde evet. o tabii Burnley çok fazla para harcamıyor ama harcıyor da. Yani <laughs> hiç harcamıyor da değil Harcadığı paralarla kendi oyun stiline göre daha düşük profilli ama oyun oyunu oynayabilen oyuncular alacaktı büyük ihtimalle. Ama aynı kadroyla hani o çalıştığını düşünelim. O zaman da yani kendini da biraz, adapte eder biraz. Evet kendini adapte etmesi gerekir. Yani kadroyu tamamen kendisine adapte etmesi o durumda o denklemde biraz zor olur. Ee, şey yani dediğim gibi iyi e, yani bence... Yani bu kadar sene üst üste lider kalması elbette bir başarı ama böyle akıl almaz bir şey değil. Fakat çok iyi iş çıkartıyor şu ee, Şandayş ama Şandayş'ın gelip Jürgen Klopp'ların işte Conte'lerin, Tuhay'ların arasından City şampiyon yapması yani bence çok çok zor. imkansızdan hallice. Bir de uzun top oynatırmış falan. <laughs> <laughs> Oynatır biraz. <laughs> Peki diğer en hızlı sorumuz, Hı. e, Thiago Silva'nın bu yaşta bu performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? E, Premier Lig'in efsane stoperleri Terry Hı. ve Ferdinand'ın bile prime dönemi bitmişti bu yaşa geldiklerinde. Biraz Thiago Silva övebilir miyiz? Övebiliriz yani. Pekala övebiliriz ama tabii burada şu da var yani üçlü oynamak tabii ki bu tip oyuncuların ömrünü, futbol ömrünü uzatıyor. Sen bunu çok daha fazla tabii. zaten ifade ettin defalarca. Evet ama dört maçlarında da yani hiç fena değil yani Thiago Silva. Ya tabii ki ama hani tabii bu uzun şeyli olarak şu anda üçlü yapısı içerisinde evet. genellikle. ama dörtte oynarken de zaten biraz üçlü gibilerdi biliyorsun Hı -hı. yani mutlaka ya, ya dört stoperle oynadılar. O Bir Tane diyor. çakılı kalıyordu. Ya da Malancarla oynadılar evet. sol bekte. Malancar sol bekte olunca zaten yine sol stoper olan Thiago Silva üçlü savunmanın ortası gibi oluyor. Yani yani iki de çıktığı yani mesela Liverpool gibi. Ee, bir dörtlü savunmada tabii ki çok daha fazla zorlanır geniş alanda. Çok daha fazla zorlanır. O yüzden evet üçlü savunma ayrıntısı orada önemli ama çok iyi performans gösteriyor ve Chelsea taraftarı aşık Thiago Silva'ya. Yani bayılıyorlar. Yani zaten Thiago Silva bu kadar fazla sakatlanmasaydı tabii ki çok büyük bir stoper de daha da büyük olarak Bugün belki anılıyor olacaktı. Evet, etkisi olmuş olabilir. Yani defalarca sakatlandı çünkü kariyeri boyunca. Bak geçen şey, şimdi aklıma geldi. Ee, geçen bir açıklamasını gördüm. Aynı bir hafta önce ya da işte 4-5 gün önce. E, Paolo Maldini kadar oynamak istiyorum diyor. Yani 40, 40 41 yaşında falan bırakmıştı. <laughs> 41'i görmek istiyorum diyor. Tabii bunu Premier Lig'de görebilir mi ya da üst seviye bir Lig'de görebilir mi bilmiyorum. Ama bence elit seviyede de bir iki senesi daha var en az ondan sonra da yani oyuncu çok daha uzun vadeli olmak istediğini söylüyor. Güzel bir şey futbol için. Evet. Evet en hızlı sorularımız bu şekildeydi. Şimdi e... ben başlıyorum o zaman. Olur, Direkt sıradan gidelim. Başlayalım. Peki. Lovrenizm sormuş. Bizim programın sıkı takipçilerinden diyebiliyorum. Çok fazla görüyorum çünkü programla alakalı demiş ki Kane United transfer haberleri hakkında görüşleriniz nelerdir? Yani bu bir kere biraz şey bu dönemlerde artık fantazi, fantezi, fantezi ve rutin evet. şaşırtmıyor. Ama yani tabii ki Harry Kane'e talip olabilirler, düşünüyor olabilirler ya da Harry Kane'i United'ın içerisinde pekala düşünebilirsin. Mesele Harry Kane için United talip olduğunda ne kadar ee, Almaya aday olabilir ya da orada öne çıkabilir. Sonuçta City'nin de orada bir yarışmacı olacağını ya da en azından bir kollayacağını, Haaland'ın olmaması durumunda zaten omuz atacağını biliyoruz. E, Tottenham da oyuncuyu tutmak istiyor. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Conte sonrasında Tottenham'da biraz daha mutlu. Ee, o yüzden hani... Mesela iki sene önce miydi Kane United? Çok söyleniyordu. Artık bitti gözüyle bakılıyordu. Tam galiba pandemi şeyinde. Ee, 2020 yazında olması lazım. Da, evet, evet evet. Yani oradaki kadar bir yakınlık görmüyorum yani ihtimal olarak görmüyorum. Ben şeyden bağımsız konuşuyorum tamamen. Oyuncunun United'a faydasından e, ne kadar oturacağından bağımsız konuşuyorum. United'ın Kane hı. alması şu anda bana çok e, çok yüksek bir ihtimal gibi gelmiyor. Bana da gelmiyor. Bir de yani işte en azından bir 120 130 140 civarı para çıkarmak lazım. Ben United'ın şu anda öyle bir parası olduğunu da zannetmiyorum. Hı hı. Yani 3-4 aydır çıkan haberler öyle bir harcama yapmak istemedikleri yönünde ve bu kadroyu öyle bir harcama yapmadan dönüştürmek de imkansıza yakın. O yüzden yani zor, zor olduğu kadar aynı zamanda yani Kane için bence berbat bir transfer olur. Yani kariyerinin artık sonlarına yaklaşan bir oyuncu yani sonlarına doğru, son dönemine doğru girmek üzere olan bir oyuncu ya da öyle söyleyeyim. O giriş yolculuğuna başlamış bir oyuncu. Onun için çok kötü olur. United için tabii ki yani Kane diyelim ki geldi. Elbette takım bir anda bir gömlek yukarı çıkar. Hı hı. Ama yani sorunlar Santrafor'dan biraz bağımsız. Santrafor önemli faktör. Fakat e, ondan bağımsız. Yani evet Harry Kane eğer Tottenham'ı bırakıyorsa şu aşamada Manchester United'tan ziyade işte City için bırakırsa bırakır. Tabi. Tabii. Ee, devam edelim. Elvin Rızazade e, sizce Arsenal'ın en iyi geri dönüş maçı hangisi de? Ben 2011 yılında Emirates'te Barcelona'ya 0-1'den geri dönüşü ve Arshavin'in golünü e, hala unutamıyorum. Hmm. İngiliz sunucunun Arshavin diye uzatışı hala kulaklarımda. Teşekkürler iyi yayınlar. E, biz teşekkür ederiz. yani öncesinde de konuşuyorduk. Yani bu tip konularda biraz hafızamız kötü bizim. Öyle direkt dönüş maçları falan bir anda sıralı aklımıza gözümüz gelmiyor. Bir tane gelse bile mutlaka unuttuğumuz başka bir tane kuvvetli hmm. olabilir ama. Ya Bence bu çok iyi örnek gerçekten. Ee, şimdi bu tabii biraz daha farklı bir maçtı. Yani şöyle farklı bir maçtı. Çok enteresan bir maçtı abi hatırladığım kadarıyla. Yani ben bu maçın ilk yarım saatinde... Ya Barcelona bu maçın ilk yarım saatinde öyle bir ezdi ki abi şeyi. Ee, Arsenal'i akıl alır gibi değil. Abi iki defa denk geldiler. Bak bu maç şöyle enteresan bir maç. Bu, bu mücadele değerli bir yere dönüş. Çünkü şöyle, 2011 Barcelona tek mağlubiyeti Arsenal'e karşıtı hatırlıyorum ben. Ee, o sezon şampiyonlar giderken. Ve şöyle, e, ilk yarıda zorluyor biraz, yani ilk yarıda geç atıyor golü, e, Barcelona 1-0. İkinci yarı, Arsenal bir reaksiyon gösteriyor ve işte son 20-25 dakikada iki tane gol bulup arka arkaya, böyle son dakikalarda 2-1'lik galibiyet elde ediyorlar ki ikinci maç, bunun dönüşünde öyle çok kolay olmuyor şey için, Barcelona hı hı. için. Yani turu galiba 3 1le geçmişlerdi 2-1'in e, dönüşünde ama şöyle olmuştu, ilk yarının sonlarında bir Barcelona gol atıyor, i̇kinci yarıda yarı Arsenal cevap veriyor. 1-1 oluyor. Ondan sonra da yani hem ilk yarı 1-0 gelene kadar Arsenal'in böyle bir yarım şansları, çeyrek şansları vardı. Hem 1-1'den sonra da biraz sıkıntı yaratıyorlar Arsenal'in şeyi Barcelona'ya. Barcelona'nın 2-1-3-1'i de çok erken olmuyor diye hatırlıyorum. Hı hı. O yüzden yani böyle Barcelona tabii tur geçiyor. Yani çok zorlandı mı Barcelona dersen sanki o kadar zorlanmadı. Ama diğer turlarla ee, ama evet yani işte o kadar ezici bir üstünlükle alıyorlar ki şamp şeyi, şampiyonluğu. E, elenmeye en çok yaklaştıkları şey o e, turnuvada. Bir de ama işte ben bu maçla beraber şey hatırlıyorum abi. Yani bu tam bu çok daha yanlış olabilir. 2-0'dan 2-2'lik bir maç hatırlıyorum. Ee, orada bir, yine Emre maçıydı sanki. Hı hı. Orada bir ilk yarım saat var. Barcelona'nın Arsenal'e karşı yani hayatımda o ana kadar çünkü Arsenal'de o dönem büyük, yani büyük Avrupa'nın önemli takımlarından biri olarak görüyorduk. Barcelona da öyleydi. Yani bir büyük takımın bir yüksek profili yine büyük profili bir takıma karşı öyle ezici bir yarım saat oynadığını ben görmemiştim daha önce. Orada paramparça etmişler sanki 1-0-2-0 bulmuşlardı ve ikinci yarı e, oyunu tamamen değiştirerek Arsene Wenger. Sanki böyle Alexander Halevi'nin olduğu dönemdi, öyle hatırlıyorum. 2-2'ye e, 2 -2 gibi bir şey kalmış kafamda e, umuyorum doğrudur. O maçı da ben söylemek isterim. Sanki bu maçtan farklı maç. Yani bu işte 2011 Barcelona'ya karşı gelmesi de hani izleyicimizin sorduğu, verdiği örnek biraz daha etkileyici kılıyor o şeyi. Arsenal'ın dönüşünü. Yani dediğin gibi diğer turlarda bu kadar zorlanmadı falan futbol tarihinin en büyük takımı mı diye tartışılan bir takımdan bahsediyoruz zaten falan. Ve işte iki sene önceki Barcelona'nın da daha üst modeli, Evet daha gelişmiş e, modeli olarak nitelendiriliyor ve o takıma karşı gösteriyorsun bunu. Aynen, bir sene sonrasıymış abi. Şimdi Arhan'dan geldi, sağ olsun bulmuş hemen. Ee, Zlatan İbrahimovic iki gol, arka arkaya, 46-59, 2-0. Ee, bir, bir sene, ha bu bir sene sonrası. Bu bir sene sonrası, tamam. 2011-2012 Zlatan'ın tamam. sezonu. Hayır, ee, 2009 2010 Ha, bir önceki sezon, doğru. Bu bir sene sonrası. Aynen, ee, Teovokot, Ses Fabregas cevap vermiş. 2-0'dan 2-2. Tamam, evet. Bu evet. maçın ilk yarım saati öyle bir şey olmaz. Yani o kadar ayrısı bir e, periyottu ki o yarım saatte ki e, izleyicilerimize eğer hatırlamıyorlarsa ya da o maçı izlemedilerse o maçın ilk yarım saatini, ilk yarısını izlemelerini öneririm. Ki bak golü atamamış o dönemde. Hı hı. Ee, orada Arsenal kalitesini Allahlar korudu. <laughs> YouTube'da falan olabilir o tip maçlar. Ee, olabilir bulunabilir yani. Yani başka yerlerde de var abi çok öyle çok tarihi maçlar, 15-20 yıl önceki maçlar. Ee, onların bulunduğu siteler var. <laughs> Peki devam edelim. Ee, ben, ben, de o... ben de soruyorum. Tamam. Ee, Mustafa Kiraz sormuş. E, PL1 nevi oluşumu engellenen Avrupa Süper Ligi'ne doğru evliliyor mu? Yayın gelirleri, sponsorluklar vesaire kattığımız orta sıra takımların dahi birçok Major lig Şampiyon takımlarına kad... birçok Major lig Şampiyon takımları kadar gelir elde ettiği Verilen bon servisler ve maaşlar düşünüldüğünde EPL'nin bu hakimiyeti... Soru yarıda kalmış. Soru yerinde kalmış. E, galiba ben copy paste yaparken Soruda... <gülüyor> <gülüyor> çekememişim. Soruda bir Soru... <laughs> problem de var yani. Bir dil problemi de var. Onları da düzeltmeye çalışıyorum. Ama anladık. Iken, anladık. Yani e, biraz öyle de yani tam olarak bir Avrupa Süper Ligi de olmaz diğer taraftan. Ben bunu çok Avrupa'da ligler arası denge sağlıklı Böyle kalırsa her şey güllük listanlık anlamında söylemiyorum. Premier Lig'in bu kadar diğerlerinden hani kuvvetli hale gelmesi işte özellikle Top 6'ın falan alıp yürümesi kendi içerisinde de bir dengesizlik yaratıyor zaten. Diğer evet. ülkelerle de dengesizlik yaratıyor ve evet yani hani Avrupa Lig'ini engellediğin zaman şu anki durum sağlıklı mı diyen herkese ben zaten katılıyorum. Sadece Avrupa Lig'i daha tuhaf bir durumda Bunu burada da defalarca konuşmuş olmamız lazım. Ee, sadece şöyle bir şey var yani ııı e Tam olarak galiba sorunun devamında da o vardı. Tam olarak bir böyle Avrupa'nın Süper Ligi Premier Lig olmayabilir. Olmaz. Orada hala belli güç odakları işte Bayern, Real Madrid, Barcelona'sı, ne bileyim Paris Saint-Germain, Juventus'u, Milan'ı, Inter'i oldukça e, hep Premier Lig'den bir şeyler çeken, başka oyuncuları çeken belli odaklar olacak. Yani en basit örnek, en gün, güncel örnek bugün e, normalde baktığında Premier Lig'deki takımlar bu kadar güçlüyken Mbappe gibi bir oyuncunun otomatikman oraya gitmesini bekleyebilirsin. Ama öyle olmuyor işte. Muhtemelen yani öyle olmayacak. Hala Haaland için başka ligler konuşulabiliyor. Başka oyuncular için de konuşulabiliyor yani. Ya da Romelu Lukaku mesela bundan birkaç ay önce algısı neydi? Şimdi burada başarısız oldu tekrar. Yani şu anki görüntü öyle. Tekrar Inter dönebilir. O yüzden tam öyle bir e, <laughs> devrilme olacağını ben düşünmüyorum. Ben de çok benzer düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim abi. Yani zaten bak yani doğal sınırından aslında biraz ulaşmış durumda. Yani 5-6 tane orada önemli takım var. Onlar da şu anda oynayan oyuncular. Yani daha fazla nereye gidecek ki? Yani daha nereye gelebilir? Kaç tane oyuncu daha gelebilir? Yani o kadar yer de yok aslında. Evet, yani yani, City'de yer yok, Liverpool'da yer yok. Var olan yerleri de işe alıyor oyuncuları. Yani yaza gidiyor mesela Liverpool. Ta, ve şey yani kimse e, de o, e, bari İngiltere'de oynamak için en azından Everton'a gideyim demiyor. O he, sanki, da, he, bak, öyle bir ihtimal de yok bence. Yani geri kalan oyuncular da Everton'a, işte Aston Villa'ya, West Ham'a falan gitmeyecek. Çünkü onların çapı belli. Çünkü onlar oraya gidince de zaten oralarda o takımlarla şampiyonluk şansı olmayacağını biliyor oyuncular. Basamak olarak gidiyor daha alt. Şey. o yüzden bu takım bu oyuncular alabilecek 3-4 tane takım var. Hı hı. Arsenal bile öyle transfer hamlesi yapmıyor. Yakın gelecekte de yapacak mı emin değilim. Yani öyle bir durumları da yok. O yüzden zaten giden gitti. Tamam daha da gidebilir ama bir yere kadar yani zaten dolu dolmaya yakın şu anda bu takımlar. Evet. O yüzden mutlaka diğer takımlara yer kalacaktır. Bir de abi ikisi farklı şeyler yani. Avrupa Süper Ligi'yle, şimdi Premier Lig'de Avrupa Süper Ligi oldu demek aynı şey değil. Çünkü Avrupa Süper Ligi'nin en büyük sıkıntısı e, ulusal liglerin e, ulusal ligleri öldürüyor olmasıydı. Yani orada bir cinayet işlenecekti. Ulusal liglerin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Tamamen orası odaklı davranacaktı bu büyük kulüpler. E, en büyük problemlerden biri buydu bence. yani Ulusal liglerin öldüğü bir denklem ve zaten hı hı. E, futbolu takip etmek de bu kadar keyifli bir şekilde izlemek de ya da işte o ülkelerde yaşayan insanlar açısından maçlara gidip takip etmek de ulusal lig maçlarını e, çok önemli yer tutuyor. Bunun olmadığı bir denklem zaten futbolun bence çok mesela anlamına gelecekti. Şimdi bu ayrı bir şey. E, acayip bir gelir dengesizliği olacaktı. Yani işte çünkü Avrupa, 3 tane İtalyan mesela hep onu o örneği vermiştim ben. 3 İtalyan takım vardı Avrupa Süper Ligi'nde. O 3 İtalyan takımına yılda sadece 250 milyon euro oradan gidecekti. E, diğerleri ulusal ligde inanılmaz bir fark yani... O tamamen denklemi çıkartıyordu ama burada Premier Lig kendi içinde yarışıyor. Diğer ligler kendi içlerinde yarışıyor. Ulusal liglere gelen bir zarar yok. E Premier Lig evet farkı açabiliyor, açı olabilir. Ama bunda e, yani nasıl bir suçlar olabilir ki abi? Yani nasıl bir suçlar olabilir? Yani yok Amer suç değil. Amerika'ya Amerika Kuzey Amerika gelir e, televizyon hakları satışları bile 1 milyar doları geçmiş. Şimdi ister istemez o takımların gücü çok yukarıda doğru çıkıyor ama o kendi içinde bir yarışma. Diğerleri farklı bir şekilde. Evet, orta ve uzun vadede Premier Lig biraz daha böyle Şampiyonlar Ligi'nde baskın olacak gibi gözüküyor. Ama yani diğer kulüpler de boş durmuyor. Mutlaka bir cevaplar olacaktır. Ee, şimdi e, 4-5 yani sırayla gidiyorduk da bununla bağlantılı bir soru var. İstersen hemen onu atlayayım ben sana onu sorayım. Ee, Random Sixers fan sormuş. Fulham'ın championship'i bu kadar domine ettiği düşünüldüğünde bir kere Premier Lig'e kapa atan hı hı. dönen devasa paralar yüzünden yeniden lige çıkıyor. İleride NBA, evet. MLS gibi bir yapı görebilir miyiz? Böyle bir şeyin avantajları ve dezavantajları ne olur sizce? Bu çok yanlış bir bakış değil bence. Yani İyi. çok dikkat çekici çünkü Fulham'ın yanı sıra mesela WBA ile bir ara şeydi çıkıyor, iniyor bir daha op çünkü kadroyu koruyabiliyor ya da evet. yeni oyuncu oraya ekleyebiliyor. İşte yani öyle bir durum var. Aslında abi, diğer liglerde de be biraz benzer şeyleri gözlemliyorum ama e, Premier Lig'de tabii çok daha fazla. Çok daha fazla çünkü yani aldığım para çok yüksek olduğu için Aha. o aşağıda da çok daha büyük fark yaratıyor. E, o paraşüt ile alakalı bir düzenleme yapmayı düşünüyorlar ya da yapmak üzereler diye duydum ama ne kadar yapabilirler çünkü yani ya şimdi bu paraşüt gelirlerinin verilmesinin bir sebebi var abi. O sebep ne? Yani bu öyle çıkan takıma verilen bir ödül değil. Şimdi bir takım Premier League'e çıktığı zaman oradaki takımlarla mücadele edebilmek için çok fazla ee, işte yatırım yapıyor. oyuncu alıyor, oyunculara ciddi maaşlar veriyor. E, şimdi o takım küme düştüğü zaman şimdi o çıktı. Kadroya 7-8 tane ekleme yaptı. Onlara 3-4 yıllık kontrat verdi. O kontratları devam ettirebilmesi için küme düştükten sonra bir şey olması lazım, bir şey vermek lazım. Biraz o yani yaptığı yapılanmayı devam ettirebilmesi için, hayatta kalabilmesi için verilen bir para aslında bu. Evet. Ee, ama o evet, ikinci tarafta yani alt tarafta bir dengesizlik yaratıyor. Ee, bunu çözmek çok kolay değil. Yani Paraşüt ülkelerini tamamen kaldırın, tamam kaldırdın, ee, o zaman ne olacak? Yani oraya çıktı, Premier Lig oyuncusu aldı 6-7 tane, başarılı olmadı, küme düştü. Nasıl hayatını devam ettirecek o kulüp alt tarafta? Mümkün değil. Bu NBA tipi bir şeyin ben hiç olacağını düşünmüyorum. Yok ama bir denge bulunabilir. Çünkü o paraşüt gelirleri 2 yıl devam ediyor. Belki orada bir kısaltma, biraz daha kısma olabilir. Belki Championship'ten çıkan takıma böyle iyi senesinde bir harcama kısıtı getirebilir. Hı hı. Böyle bir şey var mı? Emin Çok emin değilim ama yok diyebiliyorum. o tarz şeylerle o dengesizliği biraz en azından azaltma şansı olabilir. sonraki sorumuz 5. Tamam, Erim Dereli'den gelmiş. Ha, bizim... Selam söyleyelim. Selamlar Erim'e. Mi? Esport'un e değerli editörlerinden biridir kendisi. Premier Lig'de çalışıyor ki bir Tottenham zaten Tottenham sorusu sormuş. <laughs> Demiş ki Tottenham Antonio Conte'yi kulübün gelecek sezonlarında bir başarı kazanacağına dair ikna edemezse yolların ayrılacağını kesin gözüyle bakılıyor. Mourinho'dan sonra ikinci kez hüsrana uğrarsa Başkan Deyin Lubi Pochettino'ya bir gece ansızın uyuduğumu yazar mı? Güzel soru. Yalnız şöyle bir şey var. Yani tabii ki düşünür de Pochettino o sırada Paris Saint-Germain'den United'a atlamış olacak mı mesela? Evet. Yani bu tip şeylerin Olalım. zamanlaması hani Conte ile bir kopma olacaksa eğer, illa olur demiyorum. Bir kopma olacaksa onun ne zaman gerçekleşeceği, o zamanı Avrupa'da diğer domino taşlarının nasıl devrilmiş olacağı, Pochettino'nun nerede olacağı falan önemli. Çünkü yani burada yine çok konuştuğumuz bir konu. Pochettino'nun bence United'a gitmesi hiç az bir ihtimal değil. Bence de. Yani şu an en azından öyle gözüküyor. Ama ben galiba, Kalmayacağını düşünüyorum Paris Saint değil? Evet. Yani şu anda en büyük iki aday gibi Erik Tanag'la beraber. De, Dediğin gibi yani biraz bunun uzantısı olarak bununla bağlantılı cevap verebileceğimizi soruyor soru ama zaten yani Pochettino da bir süredir, ben yani 6 aydır hı hı. işte Daniel bir geri çağırmayı düşünüyor. Pochettino geri dönmek istiyor. Ee, Tottenham'ı çok özledi. Mesela böyle şeyler görüyoruz. Yani eğer geri e dönecekse ya United olur ya Spurs olur gibi gözüküyor. Evet. E, ee, Lüven'in onu istemesi de normal değil tabii yani. Tabii ki yani hemen zaten aklına o gelir Conte'den sonra. Conte giderse eğer e, keşke Pochettino boşta olsa o, yani tabii. umarım öyle A olur ama diye ama abi Ama abi aynı şey bence olmaz. Ee, i̇kinci bahar yaşanır mı? Tabii ki böyle bir ihtimal var ama yani Pochettino'nun geldiği denklemle şu anki evet. denklem arasında çok büyük fark var. Yani diğer takımlar çok güçlendi. Evet. Çok e, yukarı çıktı. E, Tottenham da güç. Yani şöyle Tottenham'ın da beklentisi değişti. Pochettino geldiğinde Hı -hı. Tottenham 6. mıydı neydi? Hatırlarsın Hı, yani. Tabii aynen öyle. Kademe atlattı. Ama ona göre beklenti vardı. Evet. Yani şu anki rakipler çok daha korkunç durumda ve o dönemki Tottenham gibi bir nüve de göremiyorum ben kadro içerisinde. Yani Harry Doğru. Kane yaşlanıyor, son yaşlanıyor, yaşlanıyor abi bu oyuncular. Hadi yeni önünde uzun zamanlar, uzun süreler var ama arka taraf aynı şekilde değil. Yani orta sahada üzerine bir şey kurulacak bir Eriksen, bir Musa Dembele, bir işte transfer oldu ama Delali gençliği. Arka tarafta yani Vertonghen'le Tobi Alder vardı. Onları evet. büyüttüler. Şimdi arka tarafta öyle büyüyebilecek stoperler görmüyorum ben. Yok ya yani bence. Romero belki. Yani, hatta şöyle söyleyeyim. Ee, Walker Rose, Rose vardı. Walk, tabii. Yani belki o Pochettino dönemi Tottenham'ın onların ömrü çok uzun olmadı ama evet. Walker Rose falan düşündüğünde şu anki ee, savunma hattıyla beklerle kıyaslayamazsın. En, en hep konuşuyoruz en zayıf tarafları beklerdi. Çok doğru söylüyorsun. Evet. İki tane milli takım beki vardı yani. De, milli takım beki yapmışlardı ama öyle bir potansiyeldi abi oyuncular Yani oyuncular evet. az çok gösteriyordu onu. özellikle Kyle Walker. Şimdi şu anki beklerden öyle bir şey de bekleyemiyorsun. Aynen öyle. Hani nüve de aynı değil, L rakipler de aynı değil. O yüzden dönse de aynı bahar bir daha yaşamaz. zor yani. Bilal Gürgen merhaba. Gavi Liverpool'a yazılıyor. Ön bölge için bon bonservissiz Dybala hamlesi de geçenlerde gündeme geldi. Zaten devre arası Luis Diaz bitti. Thiago sağlamsa kadroda öncelikli tercih. Bunlara bakınca Klopp daha teknik oyuncularla oyunu dönüştürmeye çalışıyor. Sonucu çıkar mı? Bilmiyorum abi. Olabilir. Ee, yani kafasında tamamen dönüştürme yani o dönüştürme çabası ya da düşüncesi varsa da bunun derecesi önemli. Hı hı. Ee, öyle bir şey varsa bile bunu City gibi yapmaya çalışmayacaktır diye tahmin ediyorum ama biraz daha yoğunluğu azaltıp biraz daha teknik kaliteyi artırarak e, biraz daha tarafa yaklaşma düşüncesi olabilir ama e, yani Liverpool'un Jurgen Klopp'un futbol felsefesinin temelinde hep o yoğunluk var. E, ondan çok uzaklaşma ihtimali ben görmüyorum ama evet o enteresan. Yani Thiago'nun gelmemesi zaten bir farklılıktı. Şımon açıklamışlardı. Yani beklenmeyen bir şeye ihtiyacımız vardı. Bu oyuncu bize bunu sağlayabilir. Çünkü bizim sistemimize baktığın zaman çok uyan bir oyuncu değil. Oyuncu uyan bir oyuncu değil demişti Pep Linders. E, Gavi de öyle. Hı, hı. E, Dybala da öyle bir hamle olur. Dybala yani biraz böyle hani ismi atılıyor gibi geliyor bana. Ortaya. Evet, evet. Bilmiyoruz yani. Ben de çok ciddi bir şey olarak görmedim. Gavi konusunda da, yani bunlar tabii ki şimdi söylenti boyutunda hani şu şu, değil şu Gavi zaman gelecek bir falan bir şey değil yani da, aslında ben mesela Gavi bir gün yani öyle bir düşüncesi ya da Gavi tipi bir oyuncu sanki böyle Thiago'nun da ömrü çok uzun olmayacağı için, hı hı. Thiago zaten 30'a mı? 30 geçti. 30'a geldi geçti hatta. Geçti, geçti. Ye, 31 oldu. Dolayısıyla çok da sakatlık yaşıyor. Hani Thiago sonrası bir dönemi bir taraftan kurguladığında Liverpool'a o, tip, o tip bir oyuncuyu düşünür gibi geliyor. Evet. Yani böyle bir ihtimal var ama bunu dediğim gibi yani çok City odaklı, Guardiola futbol odaklı yapmaya çalışacağını zannetmiyorum Guardiola'nın. Emirhan Prim Olası yeni Liverpool sorusu. Olası bir Liverpool Salah ayrılığında Luis Diaz oluşan boşluğu doldurabilecek potansiyeli sahip mi? Ee, sonuçta Klopp oyuncu geliştirme konusunda çok iyi bir hoca. Salah'ta geldiğinde bu seviyeye gelebileceği tahmin edilmiyordu." demiş. Bence bu düşünce yanlış bir düşünce tipi değil. Yani evet Klopp çok oyuncu geliştirebiliyor, e, belli ölçüde dönüştürebiliyor. Luis Diaz zaten e, acayip başladı falan. Hani Salah burada Liverpool'a geldiğindeki noktadan şuradan şuraya geldi. Luis Diaz da zaten yüksekten girdi. Daha da ötesine gidebilir gibi düşünülebilir. Tek burada beni düşündüren tam olarak aynı oyuncu tipi olarak görmüyorum ben. Yani benzer şeyleri olsa da işte en böyle yukarıdan baktığında en kabaca hatlarını çizdiğinde skorer kanat oyuncusu açık, forvet gibi düşünüyorsun Luis Diaz'ı da Salah'ı da. Bu yanlış değil. Ama oyun tipleri, oyun stilleri birebir aynı değil. Luis Diaz'la Salah. Yani ikisi de çok etkili dribbling yapıyor falan ama Salah'ın topsuz oyun ve alana atılan topa koşu şeyi çok başka bir seviyede. Bu hep böyleydi. Liverpool'da belki daha da keskinleştirdi. Bence onu en özel kılan da bu yani Liverpool'un oyununda. Şimdi Luis Diaz e, tamamen ayağına isteyip böyle oradan bir şey üretmeye çalışan bir oyuncu değil. Ama direkt bir Salah Luis Diaz kıyaslaması yapacaksan İlla ki bir kırılma olacaktır. Aynı Salah'ın oyununu Luis Diaz'a oynatamazsın. Birincisi bu var. İkincisi zaten şey de var bence yani e, bu tabii ki çok konuşuluyor. Şimdi Luis Diaz sol Salah sağda oynuyor. Hı hı. Ayaklar falan itibariyle zaten direkt aynı rolü veremezsin. E, hani diyelim ki Salah'la devam etmeyip Luis Diaz'ı orada bir şey olarak belirledin. Mane'yi nereye dizeceksin? Mane'yi nereye koyacaksın? Yani ortaya mı? Mane gitti zaten geçmiş olsun Mane'ye. Öyle mi diyorsun? Yani bu soru zaten mane, mane vay vay sorusu bu soru bence yani. Ha? Emirhan'ın kafasında mane yok bence. Bu Olabilir soru. ama ben o zaman da şöyle söyleyeyim ben mane ile salan aynı anda vazgeçileceğini, aynı anda gideceklerini ya. düşünmüyorum Liverpool'da. Evet. Bilmiyorum sen hani aynı, aynı fikirde Ne? Evet, kolay bir şey değil. Ee, yani zaten olası bir ayrılık demiş. Bence de. E, çok zor tabii bir iş ama abi zaten çok zor olması lazım. Yani Muhammed Salah 25 gol 10 asist artık yani. Bunun sezonda her sezon istikrarlı bir şekilde yapılan bir oyuncu haline geldi. Yani 20-25 garanti çift tane asiste de garanti gözüyle bakıyoruz artık. Çünkü böyle bir katkı çok kolay bir şey değil ama Luis Diaz Porto'daki son sezonu golcü bir sezon buraya gelmeden önce. Bu sezon daha doğrusu. Yani 15-20'leri zorlayan bir oyuncu haline gelebilecek bir ışığı var bence. Bence de. Ben e, sadece az... gol tipinin biraz farklı e, olacak. Tabii oyun, evet, oyuncu tipi biraz farklı ama yani e, eğer Salah giderse ve bir tane böyle şey ki, lider bir kenar oyuncusuna ihtiyaçları olursa oraya aday olabilir. Ama tabii görmemiz lazım. İşte Çok kısa vade çünkü. Daha geleli 2-3 ay oldu. Ee, daha fizik olarak bir sarsılmadı. Onu görmemiz lazım. O sarsıldıktan sonra Dönüşü nasıl yapabilecek? Onu yapabilecek mi? Güçlenebilecek mi? Çünkü şu an hala zayıf. Fizik olarak zayıf ve mutlaka güçlenmesi lazım. Evet. Zaman zaman görüyorum yani. Çok atlet savunmacılara karşı gittiği zaman geçemediği, çaresiz kalıp böyle geri dönmek durumunda kaldığı oluyor. Bunlar güçlendiği anda düzelecek şeyler, gelişebileceği şeyler. Onu görmemiz lazım ama ben potansiyel olarak öyle bir ışık verdiğini düşünüyorum. Kaan ee, sormuş. İstatistiklere göre Premier Lig özelinde oyuna en çok genişlik kazandıran takım Chelsea. Kanat beklerin çizgilerden tamamen rakibi genişlettiği ve merkez oyuncuların rakip savunma arasına veya biraz daha derinde bağlantı hattı olduğu sistem. Sizce bu sistemde Lukaku neden başarısız oldu? Ya, yo, ben öyle bir istatistik görmedim ama bu doğrudur yani muhtemelen e, bakıp söylenen bir şey. Ama işte o geniş yani mesela bana her zaman City daha geniş oynuyor gibi geliyor. Yani Hı. Chelsea belki evet şey olarak oyuncuların bulunduğu şey olarak Noktalar olarak belki daha geniş çıkıyor olabilir. Fakat sadece pozisyon olarak da değerlendirmemek lazım. E tabii olarak. kimlerle yani o şeyi sağlıyorsun? Hem kimlerle hem de efektiflik de önemli yani. Hı hı. Daha belki daha geniş rakam olarak ama biraz daha dardan daha etkinlik yaratıp oyununu daha geniş oynuyor olabilir. City bence biraz öyle. Fakat bunu çok bağlantılı değil bence Luka başarısızlığı ya da olmama nedeni. Ama belki de bağlantılıdır. Çünkü Lukaku'nun başarısında şöyle bir faktör var bence. Chelsea daha derinde bekliyor takımlar. Yani Inter'i Inter'in Serie A'daki rakiplerine göre Chelsea çok daha derinde beklenen ve oyununu daha daranda oynamak durumunda kalan bir takım. biraz geniş alan istiyor gibi gözüküyor. Yani en azından Lukaku olmadığı için bu denklemde oradaki açık alanları da hatırlayınca Antonio Conte ile beraber ee, muhtemelen bu oyunun sıkışması da, alanların daralması da biraz faktör oldu. Çünkü patlayıcı olan bir oyunculuk hukuku biliyorsun. Evet. Ee, bu bir faktör. Bunda genişlik de etkendir tabii ki. Ee, set oyunundaki performans uyumsuzluğu benim aklıma gelen ilk neden. Bu Juventus e, Chelsea maçından sonraydı galiba. İtalya'daki maçtan sonra Bonucci'nin röportajını hatırlıyorum. Hı hı. Yani stoper olarak işte Lukaku'nun o maçta oynadığı gibi bizim hani alanımızda oynadığı şey bizi rahatsız etmiyor gibisinden bir açıklama yapmıştı. O zaman Lukaku'yla başa çıkabiliriz. Gezmeye başladığında problem oluyor. Daha açık alanda bizi yakaladığında ya da oraya zorladığında problem oluyor diye. Zaten varız olan işte Conte'nin de biraz eleştirdiği yine o maçtan sonra. Ama işte o ne kadar e, Lukaku'dan, ne kadar sistemden ve Tuhel'in Lukaku'dan istediklerinden kaynaklanıyor onu tam olarak belki bilmiyoruz. Yani sonuçta e, Lukaku da belki daha fazla dolaşmak istiyor ama kendisine biçilen rol şu anda farklı. Hı hı. Bunları bir süre sonra daha net e, belki yanıtlayabilir ya da şey yapabiliriz daha net teşhis konulabilir. Ee, öyle yani bir şey uyumsuzluğu var ve şöyle bir şey söyleyeyim Lukaku'yla alakalı. Bence abi, yani eğer bir satış şansı varsa Tuay mesela şu anda kurtulmak istiyor olabilir Lukaku'dan. Ben göndereceklerini düşünüyorum. Ee, i̇şte, evet. yani kulüp durumları da biliyorsun sıkıntılı. Satabilecekler mi? Satık kime satabilirsin? yüz e aldın zaten. Çünkü bak Lukaku biraz şey bence, öyle bir ihtimal de var. Şimdi Lewandowski 35'te oynayabiliyor. Ee, Harry Kane mesela 33-34'te çoğu performans düşmeden oynayabilir ama Lukaku'nun 31 38 sonrası Evet. Ki oraya hala birkaç yıl var. Ama 31-32 sonrası ben daha fazla e, yıpranacağını ve daha hızlı bir düşüş yaşayacağı, yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü teknik kalite olarak Lewandowski'nin de Harry Kane'ine gerisinde olan bir oyuncu. Fizik kalitesiyle oynayan bir oyuncu. Burası kesin. O gücü azalmaya başlayınca onda oyununda ortaya çıkardığı erozyon çok daha fazla olacaktır bence. E, hal böyleyken değerini kaybetmeden ve uyumunu da sağlayamamışken elden çıkarmak çok mantıklı olabilir. İnter geri dönüşü bence çok yüksek ihtimal. Olabilir. Ee, Şimdi ben e, Ben de. Nerede bu soru? 10. 10. E, Mourney'e sormuş. Mourney 11. Niki. Ödegaard'ın tavanı nedir sizce? Bence artık elit seviyeli bir oyuncu. Real Madrid'de şu an 11 oynar. Sizce Ödegaard bağlantısı ve ŞL'ye şampiyonlar gibi eğitme durumuna bağlı halanın gelme ihtimali var mı? İkiden başlayayım. Haaland'ın şu anki Arsenal'a yani Ödegaard falan yeterli olacağını düşünmüyorum. Hı hı. E, oradaki rekabet işte talip olan takımlar düşünüldüğünde. E, bence hala bir tavanda yükseklik var. Yani elit seviyede diyebilir miyiz? Henüz biraz erken olabilir. Eliti nasıl tanımladığımıza da bağlı. Ama Elite en yukarıdaki oyunculara bence e, bir niteleme olarak kullanmak gerekiyor. Ödegaard'a elit diyebilmemiz için Ödegaard'ın daha fazla gol atması gerekiyor. Hizli. Yani Atıyor ama şeyse eğer yani... Şu anda 4 da 5 gol var ligde. Evet. Ve bundan önceki senelerinde de mesela en iyi o Real Sociedad senesinde de ben e, hatırlıyorum çok atmadı. 6 falandır attı. Hı. Onların da bir kısmı free kick falan. E, çift tane atması lazım oyuncunun. Atabilir bu arada. Yani beceri olarak ben tamamen böyle o hiç çift tanelere ulaşamaz falan demiyorum. E, ama onu göstermesi lazım. Bence de öyle. Şu anda 4-5 gol, 3-4 asist olması lazım. Yani rakamların biraz daha yukarı gitmesi lazım. Tabii toplu oyunu bir 7-8 maçtır ya da yani 6-7 maçtır biraz daha üçlü orta saha gibi oynuyorlar toplu oyuna. O toplu oyunda çok önde ve orada kazandıkları zaman da yani 10 numara gibi. Hala 10 numara gibi diyebiliriz aslında. Bu takımın 10 numarası gibi oynuyor. O yüzden yani 4-5 gol yeterli değil abi. O daha fazla olması, lazım. en azından çift tane olması lazım kesinlikle. Ee, onu yap bence de onu yapabilecek bir oyuncu. Ya yani mesela bu sezonun sonuna kadar da belki 7 8i bulabilir. Olabilir. Sürekli oynuyor zaten aslında yapısıdır. Zaman var. Hı -hı. Ama şu ana kadar en azından öyle bir şey göstermedi çok fazla. Ben e, pas kalitesiyle beraber yaratıcılarıyla beraber asist sayısının artması gerektiğini düşünüyorum mesela. Şeye de baktım. Yani asist beklentisi de çok yüksek değil. Yani yarattı da atamadı değil e, oyuncular. En azından istatistikler rakamlar bize onu söylüyor. O rakamlar biraz yukarı çıkarsa onun için çok daha iyi olur ama mesela bu sezonki gelişimi bence de beklentilerin çok üzerinde. Ve son iki ayın belki de en önemli oyuncusu Arsenal'de. Evet. Burak sormuş, Çelebi King. Guardiola geçen sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan İlkay Rodri Bernardo üçlüsü ve en uçta De Bruyne'den tamamen koptu. Bunun sebebi ilk aydan gelen skor katkısına rakipler çözüm üretmiştir diye mi yoksa sadece De Bruyne'den merkezde alacağı pas kalitesine mecbur olduğunu mu düşündü? Abi emin değilim. Yani bu soruların bence net bir cevabı da yok. Ee, varsa bile bir cevap varsa ve çok ayrıntı ve çok derin e, analizler büyük ihtimalle. Ee, yani bunun cevabını ancak Guardiola verebilir ve vermekte istemez büyük ihtimalle. Çünkü buna dair açıklama, böyle açıklamalar yapmayı çok fazla sevmiyor. Yani hangi oyuncuları neden, nerede neden tercih ettiğine dair genelde fazla çıkama yapan bir hoca değil. Ee, ama İlkay'ın skor katkısında ve çözüm bulmasından ziyade İlkay'la alakalı bence şöyle bir durum var. Biliyorsun bir sır sakatlığı yaşadı. O sır sakatlığı çok etkiledi oyuncuyu. Hı hı. Ee, fizik olarak yani son 3 ay aslında çok iyi durumda değildi. Belki yeni yeni düzeliyor yani. Şu anda sağlıklı diyebiliyorum ama çok zaman kaybetti ve orada zirvesinde değildi. O biraz uzun süre uzak tuttu bence bana kalırsa. Ama Abi. bir... Pardon yani öndeki üçlüyü de tabii değerlendirmek gerekiyor. Belki orayı da hani e, hı hı. bu defa hepsi aynı anda hep formda değildi ama Mahrez, Foden, Grealish gelmiş, Sterling, bir ara Gabriel Jesus çok iyi oynuyordu hepsine yer bulmalısın. Tabii önledi. tabii kesin öyle. Onlar, onlar da büyük faktör. E, Foden'dan başka bir şey görüyor olabilir bu sezon ki daha fazla ön tarafta kullanıyor. Yani bu kadar yoğun bir şekilde geçtiğimiz sene mesela 9'da kullanmamıştı onu. Ama ben daha önce de yani burada bir ay önce falan söylemiştim diye hatırlıyorum. De Bruyne'nin neden saate 9'dan tamamen vazgeçtiğini bilmiyorum. Yani ben oraya çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bernardo da bu kadar uçuyorken yani sol içte ya da sağ içte ya nerede koyarsan koy şu anda üç orta sahada mükemmel. Rodri, Bernardo yanına bir oyuncu <laughs> ki yani ilk ay olabilir. De neden 9'da da şey yapabilirdi çünkü yani De Bruyne takımın orta sahacılar içerisinde en şütörü. <laughs> ee, yani 9 numaraya aslında en yakın profile sahip oyuncu. Kaleye yakın olunca da hani ciddi bir gol tehdidi getirebiliyor sana. Ee, ama bunun nedenleri dediğim gibi yani Guardiola'nın kafasında ve bizim buradan bilmemiz bence mümkün değil bu soruların cevaplarını. Ee, Aroganır. E, Aroganır. Dybala'nın Arsenal'e olası transfer hakkında bir haber gördüm. Profil ve kalite parametreleri dair elbette çok önemli. Fakat daha da önemlisi Arsenal'in imaj olarak böyle bir transfere ihtiyacı var gibi geliyor. Ee, siz bu olası transferi nasıl yorumlarsınız? İkinci Dybala sorusu. Evet. Ben bu kadar dolandığını fark etmemiştim, Dibala ismini. Ben ama yani e, imaj olarak falan da, profil olarak da Arsenal'ın çok Dibala'ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. İmaj olarak hiç düşünmüyorum. Yani Dibala hani Evet şeyse eğer, böyle bir tane araya premium oyuncu atalım falan, Dibala bence şu, şu anda o algıyı taşımıyor. O belki dört yıl önceki falan Dibala'ydı. Ee, Profil olarak da yani şu anda çok Dybala tipi bir oyuncu mu Arsenal'ın ihtiyacı? Çok fazla da sakatlandığı için falan ben öyle düşünmüyorum. Ya Dybala bence de kesinlikle çok eli seviye bir oyuncu değil. Bunu ben uzun zamandır söylüyorum. Yani böyle en elitten bahsediyorum. En üst seviye, en üst sınıfın oyuncusu değil bence. Ama mesela Liverpool'dan Arsenal'e biraz daha uygun olabilir bir geliyor bana. Çünkü hep şeyi konuşuyoruz ya orada bir 9'da bağlantıya ihtiyaçları var. Hı hı. Çünkü arka taraf gol atabiliyor Arsenal'de. Yanlar, kenarlar o gol atabiliyor. O oyuncuların gol atmasını yukarı çıkarmak için hem o işleri yapabilecek, çünkü Dybala çok kuvvetli bir... yani Orta sağlaştığı zaman merkezi, oyunun orta sahasını, takımın orta sahasını çok güçlendirebilen bir oyuncu. E, büyük pasör orada yani. Al, ver yapabilen ve yaratıcılığı da artıran bir oyuncu. Derine geldiği zaman kenarların biraz daha skorer hale gelmesini sağlayabilir bunu yaparken aynı zamanda çift taneyi de bulabiliyor. Çünkü büyük bir işte aynı zamanda. O yüzden çok kötü bir fikir de olmayabilir. ben şey ya yani oyuncunun istikrarına ve hani sakatlık şeyine de çok güvenmiyorum. Aha. Ve Arsenal şimdi Lacazette sonrası yani oraya bir upgrade yapacaksa ki yap, yapmak istediğini, bunu planladığını biliyoruz. Daha güvenilir bir profile gitmeleri gerekiyor. Bunu almak kolay değil farkındayım ama yani ben olsam oraya yönelirim ya da onların da öyle yapacağını düşünüyorum. Olabilir. Ee, şöyle bir soru var. NBA analist sormuş. Yürgen e, Klopp ve Pep Guardiola rekabeti benim için Messi Ronaldo'dan sonra gördüğüm en iyi futbol rekabeti. Sizce artık modern futbolda oyuncular yerine böyle rekabetler mi göreceğiz? Yoksa bu rekabet sadece iki teknik deha'ya özel bir rekabet mi? Eee Bilmiyorum abi. Yani bunun da böyle net cevabı var mıdır? Yani böyle bir trend olduğunu zannetmiyorum ama şey doğru bence de. Evet yani teknik adam rekabetlerini 20 yıl öncesine göre daha fazla görüyoruz büyük ihtimalle. Yani 30 yıl önce, 90'larda mesela böyle iki teknik adamın birbirlerine karşı oynadığı maçlar bu kadar ön plana çıkmıyordu sanki. Bu oyunun geldiği yönde bunda etkili olmuş olabilir çünkü ya bir de çok sık karşı karşıya geldi bu hocalar. Bundesliga'da karşı karşıya geldiler. Yürgen şey hemen hemen benzer zamanlarda Premier Lig'e geldiler. Aralarında bir yıl var sadece. Hatta bir yıldan biraz daha az var. Ee, dönemleri de aynı olduğu için son 10 yılda biraz daha fazla gördük. Onları aynı ligde ve çok fazla mücadele ettiler. Lig olsun, Avrupa olsun. O da biraz faktör. Evet yani hocaların karşı karşıya gelmesi bundan 20 yıl önce göre biraz daha fazla. Ben de şey katılıyorum. Yani Messi Ronaldo'dan sonra benim de en keyif aldığım rekabet olabilir futbolda. Ama bundan sonra yani oyuncu rekabeti bu Klopp Pep sonrası yine bir oyuncu rekabeti görebiliriz. Bu biraz hı hı. şartlarla alakalı. Yani birlikte iki tane oyuncunun iki tane çok büyük e, ezeli rakipte e, bir araya gelmesi ya da karşı karşıya gelmesiyle alakalı bir şey. Öyle bir şey ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Öyle bir şey olursa yine iki oyuncu rekabeti görebiliriz. Yani bunların böyle e, a bundan sonra oyuncu gider, bundan sonra hoca gider bilmek taktik tahmin etmek çok zor. Aynen ve şey yani ikonik teknik adam sonuçta ikonik oyuncuya göre biraz yani daha az sayıda haliyle ve e, onların aynı ligde üstelik aynı kalibrede takımlarda üst profil takımlarda denk gelmesi de kolay bir şey değil. Yani işte bundan 10 yıl önce Klopp Mourinho şey e, Guardiola Mourinho oldu. Real Madrid Barcelona'da kısa bir dönem denk geldiler ama mesela o buna benzer bir rekabetti. Sonra Almanya'da Klopp Guardiola çakıştı. Burada devam ediyor ama bunun işte aynı ligde ve bu tip e, şeylerle, isimlerle, o, ikisinin de şampiyonluk adayı takımlarda denk gelmesi kolay olmuyor tabii ki. Evet. Ee, Ömer'le Ömer Faruk sormuş. Ee, demiş ki Arsenal, yine Arsenal sorusu. Arsenal'in keyif veren, sempatik takım evresinden zirveye oynayıp şampiyonluklara koşan takım olmasının yolu sadece bu kadroyu elinde tutmasından geçer mi? Geçmezse nasıl eklemelere ihtiyacı var? Ya bu kadro sadece tutulursa o yeterli olmaz. Olmaz. O çok bahsettiğimiz bir şey. Birincisi derinlik, derinlik olarak yeterli olmaz. Kesinlikle o e, alternatifleri geliştirmeleri, kadro genişlemesini sağlamaları gerekiyor. E, tabii ki kadroda doğal gelişim yaşayacak oyuncular var. Yani çok genç bir kadro olduğu için burada Sakas'ı, Martinelli'si, işte Ödegard'dan bahsettik. Emil Smith-Rowe başka oyuncular. Yani bunlar kişisel bir şey, e, bireysel gelişimi de sürdürebilirler. Ama o bence eğer Premier League şampiyonluğu gibi bir seviyeden bahsediyorsak City'leri, Liverpool'ları yakalama şeyinde yeterli olmaz. E, demin konuştuğumuz konu zaten hep bahsedilen bir tane çok net ve yani... Elit seviyeye aday en azından 9 numara bulmaları gerekecek. Hani bu geç LaCazette'le belki iyi idare ettiler ama lakazetle yola devamın çok tatmin edici olmadığı bence ortada. Ee, belki bir alternatif olarak onu kullanabilirler. Mesela o kadroyu genişletme anlamında öyle bir şey yapılabilir ama lakazetin önüne ilk 11'e direkt yazacakları ve elite, şu anda değilse de elite aday bir oyuncuyu zaten arıyorlar. Hmm. Almaya çalışacaklardır. Orta sahada ben yani... Ee, çakanın yerine birini bulmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Bu sezonki ikinci dönem performansı kötü olmasa da orayı güçlendirmeye, e, geliştirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bir de e, mesela Tomiyasu çok iyi transfer oldu onlar için. Ama sabitçe daha hücumcu bir şey düşünebilirler sanki. Ya da en azından oraya bir seçenek bulmayı düşünebilirler yani ilk etapta. Olabilir. Tiyeye de Real Madrid'in ciddi bir teklifi varmış galiba. Öyle mi? 50 milyon falan diyorlar. O. Giderse sol bek gerekebilir. Bunların hepsine katılıyorum abi. Ee, ben bence bu arada iki tane de ciddi iken bulmaları lazım. Yani biri Thomas Partey'in ikenmesi. Çünkü San Sambi öyle bakıyorlar ama Sambi Lokonga yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen bence Partey'in tam ikenmesi değil. Ee, bir o. Çünkü yani parti iki ay gitti diyelim. Bu takım çok ciddi sıkıntı yaşar. Bence. Bir de Saka'nın ikenmesini bulmaları lazım. Yani Emil smith hem Martinelli'ye hem Ödegard'a merkezi şu anda yedekleyebiliyor. Hatta ön tarafı bile yedekleyebilir. Ama tam sağa yedeklemiyor. Sağ yani Saka'ya çıktığı anda bak hala son şey maçı, Villa deplasmanı. Oyuna Nikola Pepe giriyor abi. Ee, yine yani Saka da genç oyuncu, sakatlık yaşayabilir. Bir iki ay bir şey olursa Saka'ya Pepe'yle oynamak zorunda kalıyorsun sağ önde. Olmuyor. Yani girdi 3 hata yaptı abi Nikola Pepe yani. Evet. O yüzden Saka'nın arkasının da bence doldurması lazım. Kaliteli fil, fil, dişi, fil dişi milli takımındaki <laughs> Pepe olsa acayip oynadı geçen yıl. <laughs> Öyle evet. mi? Evet. Ama o biraz da bir şeydi. Ee, Teo Hernandez'in kanadından yardırıyorlar. Çok abi çok zayıf oyuncu ya. Allah affetsin. Yani o oyuncuya 80 milyon verilmesi akıl kadar iyi değil. Ee, Cemre Can sağlam sormuş. Dur ben soruyorum. Heh, tamam. Ee, şampiyonluk yolunda Pep'in ve Klopp'un kaybetmek istemeyeceği ilk isimler kimler olurdu? Bağımsız tamam. diğer soruda Ozan Kabağan fizik yapısı ee, bir ara harika gelişimi vardı fakat geldiği nokta biraz abartı değil mi çok antallaşmış gibi geliyor bana. Onu konuştuk ya çok konuştuk Ozan Kabağan bence bizde bizce de öyle tekrarlamayalım. Pep'in kaybetmek istemeyeceği ilk oyuncular kim olurdu? Vallahi hani, oğlum, o kadar fazla var ki buna cevap. Tabii. Hani, yani, i̇lk oyuncular. Bir tek... tane saymak gerekirse. Bir mi soruyor Bir soruyor. Bir tane. Diye. Yani işte. hani yani. Aman şu sakatlanmasın yani. Ha. en başta. Şimdi Alison'la Ederson'u saymayalım bence. Sorunun bug'ı olur çünkü. Onu sayma. Bir de abi bence bu arada cevaplar değil onlar. Yani iki, çünkü ikame yine oy, de oyunu oyuna çok zarar veren bir şey değil. Evet ama kaleci sonuçta ve yani tabii, tabii. üst profil kaleci. Ama tamam ince ayar olur olmaz benim. Eee Van Dijk ayrılıp Liverpool'da Van cevabı bence. Van Dijk ya da Fabinho. Ama Van Dijk'a ben de biraz yakın şey yapıyorum. Gerçi Salah da öyle bir noktada ki... Yani çok keskin olduğu için yani ama ikame edebiliyorsun. Ama zaten da. şey ya burada tabii ki hani Hiç. bir tane oyuncu kurtarır Dijk, gibi bakmayacaksın. Ben bir numara Van Dijk diyorum Liverpool'da. City'de de... E, City'de Diaz demiyorum. Rodri de demem City'de. E, Bernardo Silva bence City'de şu anda bu oyuncu. Ama ikame edebilirler onda ya. Rodri daha vazgeçilmez olabilir abi. Çünkü Fernandinho artık yani büyük maçları Rodriguez'i oynamak. Ben Bernardo'suz Liverpool maçında Bernardo'suz oynamak daha kolay olabilir Rodriguez'i oynamaya. Rodri diyorum cevabı. Ben City'de biraz daha şey bir yanıt vereceğim. Yani City'nin kadrosu kendi içinde Liverpool'a göre biraz daha esneyebilen bir kadro ama esneyemeyen bir tane yer var bence. Neresi? Yani esneyemeyen değil tam. Bu, onun da ikamesi var gibi de. E, Cancelo. Ha, Bundan sonra yani çünkü herhangi başka bir oyuncunun yerine oradaki alternatifi koyduğunda Cancelo'dan Zinchenko'ya düştüğün kadar düşmüyorsun. Yani idare edemez değil City bunu. Ama e, öyle bir yapıları var. Ha, şey doğru ya, bu bir senin... tek pozisyonda bence o kadar net bir düşüş oluyor hmm. City'nin kadrosunda. Bu senin en değerli 3-4 oyuncusundan biri hatta belki 2-3 oyuncusundan biri. O yüzden olabilir. Yani Zinchenko da bir yere kadar ikame edebiliyordu ama uzun zamandır oynamıyor. Görmüyoruz onu da. Evet, bir zayıflık olabilir orası. Zinchenko'ya direkt saldırılıyor. Tabii. O da var. Doğru doğru. Rodri, Cancelo. Güzel. Ee, hızlanalım biraz. Zaten sonlara evet. doğru geldik. Evet, yalnız son... zor sorular bunlardı. 2000'ler sonrası en iyi takımlar sıralamanız nasıl olur? Örneğin 2018-22 Liverpool, 17-22 City, 2003-2009 United, 2002-2004 Arsenal, 2005 Chelsea. Yani şöyle bir şey var. Birincisi burada aralıklar biraz geniş tutulmuş olabilir bu böyle şeyler. Mesela 2003-2009 United. Bence çok United için geniş bir aralık. Çok değişiyor <laughs> orada. Zirve United diye bakmak lazım. Evet. Ee, ben şöyle genel olarak bunlara modern takımlarla yine bakarım. Yani <laughs> çünkü futbol da evriliyor haliyle. Ama yani öyle değil de oynadıkları futbola göre değil de başarıya göre bakmak lazımsa da o zaman 2008 United başa koyarım tabii ki. Şampiyonlar Ligi kazandı. Hatta dubleyle kazandı yani. Lig, artık Şampiyonlar Ligi kazandı. Liverpool gibi. Gerçi Liverpool'da puan rekoruna da gidiyordu. Yani kazanamadı ligi diye bakmak belki çok doğru değil de. Ee, ama başarıdan bağımsız oynadığı oyuna göre falan dizeceksen işte bir City, iki Liverpool şeklinde dizerim muhtemelen. Ben 2002 yani iki, işte, bir numara yapabilirim ya. Hı. Ama işte o takımda yani Şampiyonlar Ligi'nde çok yukarıda gidiyor. Yani 2006'da final var ama olmadı. Ee, benim için ilk 3 City Liverpool Arsenal. Ama City Liverpool arasında da City bir adam öne koyarım büyük ihtimalle. Çünkü abi ligi domine ettiler yani. Hı. Aynı dönemde oynadılar. Aynı dönemde ligi domine eden biraz daha City oldu. Ee, o yüzden bu sezonki şampiyonluk yani Liverpool'a gelirse belki farklı bir denklemden bahsediyor olabiliriz. Mesela bu sezon Liverpool hala bence çok ciddi şampiyonluk şey Şampiyonlar Ligi adayı. Hem Ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni falan alabilirlerse ya da lig artı Şampiyonlar Ligi finali olsa bile yine e, önemli noktaya gidebilir. Çünkü 3 Şampiyonlar Ligi finali olmuş olacak öyle bir durumda. İki lig şampiyonluğu. E, City'ye karşı üstünlük getirebilir bu sezon. Evet. Ee, çok hızlı devam ediyoruz. Evet. Yok, Sözleşme bitince ayrılacağını açıklamıştı. Klopp'tan sonra Liverpool'u nasıl bir gelecek bekliyor? Ferguson sonrası United'ın gir girdiği çıkmaza gire, girer mi? Ne kesin girmez hı. çünkü yani şu yüzden birinci faktör bir Ferguson orada çeyrek asır kaldı. Jurgen Klopp'un altı yılı var. Hı hı. Yani zaten bu bile denklemi tek başına bir şey kaydırıyor diğer cevaba kaydırıyor ama bunun yanında Ferguson ayrıldıktan sonra futbol beyni kalmadı. Yani, evet onun yani idari bir başka kapladığı yer evet. vardı. E, Arsenal şey, Liverpool'da Yürgen Klopp'a ihtiyacı çok futbol beyni için. Yani Hı. orada zaten bir sportif direktör var. O ayrıldı işte. Onun yerine de şimdi onun yardımcısı Julian Ward geldi. Nasıl iş yapacak bilmiyoruz ama yani iyi iş yapamazsa gönderip başkasını getireceklerinden eminim ben aslında evet. Liverpool'da. O yüzden e, bence girmez. Küme düşme sorusu var. Yani bunu da hızlı şey yapalım isterdim. Arda onu sormuş. Hı -hı. Demiş ki küme düşme hattındaki takımların bugünkü oyunlarını kıyasladığımızda kimin önde olduğunu ve sezon sonunda ligin şu an son sıralarında olan takımların nerede biteceklerini düşünüyoruz. Ben şöyle oyunla birlikte yani her şeyi değerlendirdim ve aynı üçlünün şu anda e, o şekilde kalacağını düşünüyorum. Şu anda kim Watford var, Burnley var bence de şey. E... E, Norwich ya? Norwich. Çünkü ben Brent... yani üst tarafla zaten bir kopma yavaş, yavaş açılma yaşanıyor. Evet. Ve kimsenin çıkamayacağını düşünüyorum orada. Brentford ayrı ayrı iki sitede üst üste iki galibiyet aldı son dönemde. O maçlar çok ee, rahat nefes almalarını sağladı onların. Evet. E, Balak'ın Van Dijk hakkındaki yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok şanslı Drogba gibi forvetlerle beraber oynamadığı için demiş Balak. Bence Balak da şanslı. Van Dijk'a e karşı oynamadığı için. <gülüyor> şey, <gülüyor> yani. e, abi şöyle. Bence güzel bir bakış açısı, yani bak, e, fena bir bakış açısı değil. E, ama şi, yani şöyle, Balak diyor ki, işte 7-8 tane, Santerfors sayıyor orada, sadece Drogba, değil işte, diyor ki, Adebayor da sayıyor orada, Aguero'yu da sayıyor, e, Prime'ını. İşte kim var başka? Yani Fanister falan mı? Di, Diego Costa diyor. Hı hı. Hakikaten öyle, bakıyorsun şu anda, böyle çok üst düzey 9 manı yok ligde. Bu bir eksik ve evet Van Dijk için avantaj oluyor olabilir ama diyor ki ya bunların yokluğunda Premier Lig'in en iyi stoperi olarak düşünmesine insanların şaşırmamalı diyor. Abi Premier Lig'in en iyi stoperi ise şu anda bu, bu, diğer stoperler de bu şeylere karşı oynuyor. Aynı santraforlara karşı oynuyor. Bir bu. Bir bu. iki Premier, Van Dijk'in bu kadar öne çıkmasının tek nedeni savunmacılığı değil ki abi. Öyle yani, ve yani... Bu... Ama bak çok güzel bakış açısı bence. Yani ben bakış açısına saygı duyuyorum. Abi ama bak bunun çok mesela basketbolda da çok benzer örneği var. Yani sadece bu savunmacılığı, stoperliği işte basketboldaki uzunluğu göğüs göğüse mücadele üstünden değerlendirmemek gerekiyor. Biliyorsun basketbolda da hep şey muhabbeti yapılıyor şaklar falan. Yani bizim zamanımız benim gibi uzun yok o yüzden şimdi uzun diye bunları satıyorlar bize. Rudy Gober'e adam diyorlar, savunmacı diyorlar falan diyor. Şimdi oyun değişti. Futbolda da değişti. Ama ortaya çıkan şey gerçekten daha mı kolay acaba? Yani göğüs göğüse mücadele ve e, şey onun bir zorluğu elbette var. Şu anda Van Dijk tipi e, bir oyuncunun, fizikli bir oyuncunun o mücadelelerde daha avantajlı olduğunu söyleyebilirsin. Ama başka gereksinimler de getiriyor bugünün oyunu yani. Tabii tabii. Onda her, benim diyen e, o gereksinimi ortaya koyamıyor ki Van Dijk gibi. Ben bir şey beğenmedim diyemem bakış açısını ama yani biraz böyle fanlayık çakmak için fazla eğip bükmüş ya da fazla çakmaya odaklanmış gibi geldi Mihal Balak. Hı hı. Ama e, dikkat çektiği şey bence değerli. E, Samet Kaplan Luis Van Halen, Erik ve United ile ilgili sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Galiba bu son sorumuz. Sen okudun mu şeyi? Şöyle bir Okudum. şey diyordu. Yani işte United Kon... Futbol Kulübü değil, ticari bir... Evet, Commercial şey, kulüp. kulüp demiş. Evet. O yüzden hani oraya gitmesin ya da üç kere düşünsün böyle bir şey. Hani aman demiş Van Gaal. Yani son dönemdeki United'ı göz önüne alırsak çok da yanlış değil esasında uyarısı. Bence. İyi. Ben de hatırlıyorsun bundan yine birkaç program önce Ternak'la alakalı. Bence United'a gitmemesi lazım demiştim. Fanhal biraz huysuz ihtiyarlardan biri. Aslında yani böyle biraz gıcık oluyorum ben bazen Fanhal'e. Fanhal de United'la zaten Fan. hesabı da var muhtemelen. Aynı düşünmeyi ne kadar iyi bir şey bilmiyorum ama tabii büyük bir beyin. Ee, bir de abi şey biliyor yani. Orada çalışmanın ne olduğunu e çok tabii, iyi biliyor. Şimdi onu da göz önünde tutmak lazım. Yani Fanhal öyle dışarıdan sallayan bir adam değil. İçeri gelip e, Ferguson sonrasında içerinin ne olduğunu gören bir adam. O yüzden söylediği şey bence değerli. Ve ben benzer düşünüyorum. Ben kesin olarak uzak durması lazım bence Ten Hag'ın. Bak bir sonraki o şey olabilir. Ee, Ten Hag'ın şu anda iyi yapı içerisinde büyümesi lazım. Yani büyük takım tercihini iyi yapı içerisinde yapması lazım. Onu yaparsa orada başarıya ulaşırsa bir sonraki hamlesi böyle takımları tamir etmek olabilir. Ama şu anda bunları tamir etmekle uğraşması ben profiline zarar verebilecek bir hamle olacağını düşünüyorum. Geçen gün bir haber gördüm. United Ten Hag'la bir kontağa geçmiş ama galiba sundukları kontrat... Teklifi çok komik kalmış. Ne kadar doğru olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Yani Ten Hag'ı artık nasıl bir profil olarak görüyorlar? Kafalarında nasıl konumlandırıyorlar? 2.5 milyon de... euro verdilerse yıllık ha, ucuza kapatırız biz. da demiş olabilir siz yani. Siz alay mı ediyorsunuz gibisinden geri çevirmiş olabilir. Aynen. Peki Ama çok da zor bir şey biliyor musun? Yani gelirse United ve başka takımda yoksa masada da reddetmek de çok zor. Ya tabii ki zor. Tabii ki zor. Ben yani bence ben de reddetmesi, reddetmesi taraftarıyım ben yani de. Bakalım görüşeceğiz. Şey ne olacağını göreceğiz. Evet ağzına sağlık ee, sorular için çok teşekkür ederiz tekrar görüşmek üzere haftaya hoşçakalın. Tamam,